Kent. Bu da kent büyük sorun. Barınma bu da aslında her şeyi sorun. Şimdi buradan giden insanların transferleri, gittiği yerlerde konaklama ihtiyaçlarının karşılanması, barınma ihtiyaçlarının karşılanması hepsi bir sorun. İnsanlar telefonum susmuyor. İnsanlar gitmek isteyenler, orada gittiği yerde kalmak isteyenler. Gerçekten burada da bir organizasyon eksikliği var. Ve sizin aracınızla bir iktidara şu çağrıyı da yapalım. Adıyaman'ı terk eden ve valiliklerin bildirmiş olduğu illere giden insanlar orada mağdur oluyorlar. Orada karşılayanlar yok. Orada organizasyon eksiklikleri var. Onları da bir an evvel gidersinler. Çünkü bu insanlar oraya gittiğine pişman olmasınlar. Bunlar hepsi büyük bir travma yaşadılar. Büyük bir psikolojik travmanın etkisiyle hala hayattalar. Bunun da gözünde bulundurulması lazım. Bunlara hem gerekli sosyal desteklerin yapılması lazım. Hem de maddi manevi desteklerin verilmesi lazım. Şu anda öyle görüyoruz ki her taraflar iş makinalarıyla doldurdu. Zaten uzun süredir arama yok. Daha kurtarma da yok. Şu anda artık enkaz kaldırmaya döndü. İşi çevirdi hükümet. Her tarafa iş makinalarını yığmışlar. Yazık oldu. Kente bu insanlarımıza yazık oldu. Tarifi imkansız bir acıyı paylaşıyoruz. Ne olacak? Önümüzdeki günlerde buradaki insanları hepimizi çok zor günler bekliyor. Biz bunun farkındayız. Bu süreçte biz elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz. Halkımızla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Genel başkanımız da buraya geldi. Ziyaret etti. Buradaki AFZ'leri taziye dileklerini iletti. Büyükşehirlerimiz sağ olsunlar. Hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Akın akın insanlar çevre illerinden özel araçlarına eşyaları koyup depremin birinci gününde ekmek su bulamayanlara Urfa'dan, Diyarbakır'dan, çevre illerden insanlar geldi. Buraya destek olan, buraya her türlü desteği gönderen sivil toplum örgütlerine, hayırseverlere, gönüllülere, herkese ben çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından gelenlere teşekkür ediyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederiz. Tarifi imkansız bir acı kentimiz yaşıyor, Adıyaman'ımız yaşıyor. Yaşamını yitirenlere başsağlığı diliyorum. Hastanelerde 20 binden fazla yaralımız var. Vefat sayıları konusunda şunu da söyleyeyim. Açıklanan resmi rakamlar gerçeği kesinlikle yansıtmıyor. Çünkü herhangi bir hastane kaydı olmadan, resmi kayıt olmadan çok sayıda defin yapıldı. Ve direkt götürüp, çünkü cenazeler artık kokmuş durumda ve bu durumda vatandaş da beklemediği için direkt götürüp defnediyor. Tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor. Gün geçtikçe bu tabloyu da biz hepimiz görüyoruz. Hacımız büyük, sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Başınız sağ olsun. Çok sağ geçmiş olsun. Sağ olun. Sizi takip etmeye devam edeceğiz. Sizinle daha sonra yine görüşeceğiz. Can Coşkun, Adıyaman depremde zarar gören 10 il içinde ilk 3 sırada yer alan bir ilimiz. İnanılmaz bir yıkım var. Şehir harabeye dönmüş durumda. Burada şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Ferit Demir, teşekkürler ve kolaylıklar. Yeni bir noktadan yeniden görüşmek üzere diyelim. Değerli izleyiciler, Seçkinler Apartmanı'ndan bir haber var mıdır? Evet, an itibariyle Seçkinler Apartmanı şu anda bir test yapılıyor. Çünkü tüm ekibin oturduğunu görüyoruz hareketsiz bir biçimde. Orada koridorun genişletilme çalışmalarına da ardından ilerlerken karşılarına çıkan mobilya parçaları, beton bloklar, kıra kıra ilerleyen ekiplerimize şahit olmuştuk. Ankara itfaiyesi ekipleri oradan sürekli moloz çıkararak önce koridoru genişlettiler, sonra ilerleyebildikleri kadar ilerlediler. An itibariyle UMKE ekiplerinin de o noktadan biraz uzaklaşarak sessiz kaldığını görüyoruz. Mehmetçiğimiz o noktada. Ekiplerimizin yardımıyla umuyoruz ki epey de ilerlendi. Epey de ilerlendi. Bu koridor metrelerce uzuyor. Umuyoruz ki bu yapılan testlerde, ölçümlerde canlı bir MR'ye rastlanır ve oradan bir can daha kurtarılabilir. Vatandaşlarımız açısından konuşuyoruz. Ara ara bu uyarıyı da yapmak durumundayım. Daha önceki deprem tecrübelerimiz Elazığ ve İzmir'de geride bırakılan çok sayıda başka canlar da olabiliyor. Özellikle hafif ya da orta hasarlı binalardan ayrılan vatandaşlarımız yeniden bina işlerine giremiyorlar. Bu konuda HITAP'ın başta olmak üzere derneklerin diğer canlar içinde çalışmaları var. Umuyoruz ki onlara gerekli imkanlar sağlanır, gerekli destekler de yapılır. Ve bu desteklerle kedi, köpek, kuş, can ayırt etmeksizin umuyoruz
deprem bölgelerinde yeterli kontroller sağlanır bu binalar yıkılmadan önce. Tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim bu hususu. Depremin 203. saatindeyiz. Çok sayıda vatandaşımız sağ olarak ekiplerimizin muazzam çabalarıyla çıkarıldılar. 203. saatte de umudumuzu büyütmek istiyoruz. Kahramanmaraş'ta Seçkinler Apartmanı'nda kameralar. Burada alınan bir geri dönüş vardı. Hem ses denemesi hem termal kamerada bir canlı şüphesi vardı. Şimdi tam yerinin tespiti sağlanmaya çalışılıyor ama büyük bir enkaz. Büyük bir enkaz olduğu için çok derin bir koridor açıldı. O koridordan sürekli itfaiye ekiplerinin çıktığını görüyoruz. Mehmetçiğimiz o noktada rol üstleniyor. Haber bekliyor olacağız. Döneceğiz tekrar yeni bilgi alınca. Şimdi bir de yabancı arama kurtarma ekipleri. Son durumuna bakalım mı? Depremin hemen ardından geldiler ama ayrılanlar da oldu. Neler olup bittiğini aktaralım. Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girmeye karar verdi. İş makinelerini koymak demek, zaman kazanmak demek. Fakat makineler insanları öldürür. Böyle bir şey bir sürü insanın ölmesi demek. Biz bunun parçası olmayacağız. Deprem bölgesindeki koordinasyonsuzluk ve yanlış uygulamalar sürecin başından bu yana eleştiriliyor. Çalışmalarını tamamlayan yabancı arama kurtarma ekipleri ülkelerine geri dönmeye başladı. İspanyol ekibi iş makineleriyle enkaza girilme kararının ölümlere neden olacağına dikkat çekti. Bunun parçası olmayız dedi. Eğer daha iyi bir koordinasyon veya organizasyon olsaydı, yani yetkili kurum veya hükümet daha sağlıklı bir organizasyon yapabilseydi, bugün burada elimizde bulunan imkanlardan çok daha iyi faydalanabilirdik. Büyük felaket sonrasında 100'ü aşkın ülke yardım gönderdi. 50'nin üzerinde ülkenin arama kurtarma ekibi deprem bölgesine geldi. Ekipler yüzlerce kişiyi enkazdan kurtardı. İsrail'den gelen sivil ekipler ise güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrıldıklarını açıkladı. Almanya ve Avusturya'dan gelen ekipler güvenlik tehlikesi nedeniyle enkazlardaki çalışmalarını durdurmuştu. Arama kurtarma çalışmalarında son günlere girilirken yabancı arama kurtarma ekibi ülkelerine geri dönmeye başladı. İspanya ekibinden Pedro Frutos ülkeden ayrılmadan önce Adana Havalimanı'nda İspanya Devlet Televizyonu RTV'ye konuştu. Frutos iş makineleriyle enkaza girilme kararı nedeniyle ayrıldıklarını söyledi. Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girmeye karar verdi. İş makinelerini koymak demek, zaman kazanmak demek. Fakat makineler insanları öldürür. Böyle bir şey bir sürü insanın ölmesi demek. Biz bunun parçası olmayacağız. Arama kurtarma faaliyetleri bitti ama İspanya'nın deprem bölgesindeki faaliyetleri sürüyor. İspanyollar Hatay'ın Arsuz ilçesinde 200 hasta kapasiteli Sahra Hastanesi kurdu. Burada 82 personel görev yapıyor. Gözümüz o noktada. İyi bir haber almaya çalışıyoruz. Bu arada sadece 10 dakika sonra kabine toplantısı bugün AFAD Merkez binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. 15'te başlıyor tek gündem deprem. Belki de kabine toplantısı başlamadan önce, belki sürerken, belki sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni bir bilgilendirme paylaşacağı hususunda takipte olacağız. Kısacık bir araya gidelim. Henüz gidemediğimiz, bağlantı kuramadığımız il, ilçe, köy, kasaba. Bağlantılar kurmaya devam edeceğiz. Sağlık, salgın endişesini konuşacağız. Hukuki yönünü biraz konuştuk, biraz daha konuşacağız. Ve dün Bülent Arınç'ın açıklamasıyla tam da vatandaş hala enkaz altındayken neden tartışmaya başlıyoruz seçim süresini dediğimiz gerçek hesap ne ola ki sorularını soran vatandaşlara cevap olması açısından da bazı haberler ekranlara gelecek. Kısacık bir ara.